İşte bu. İşte bu kardeşim. Budur. Parçala torbayı, parçala hadi. Al. Devam et. Aferin, aferin, aferin. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Aferin. Değil mi? Harikasın. İşte bu. İşte bu. Aferin. Evet, evet, devam et. Aferin. Devam et. Devam et. Evet. Çok güzel. Söyler misin? Bu video çekildiğinde reşit değildin ama şu an 18 yaşındasın. Bu doğru mu? Evet. Sana bunu yapanlara ne olması gerek sence? Bence buna başkaları karar vermeli. Öfkeli davranmanın anlamı yok. Olumlu şeylere odaklanıp bugünü yaşamak istiyorum. Buraya gelecek yüzüm var demek ki. Bunları koyabileceğim bir yer var mı? Seni bir daha görebileceğimi sanmıyordum. Hem de elinde çiçeklerle. Onlar benim için... Durumunun iyi olmadığını duydum. Öldüğümü söylüyorlar. Ama kim ölmüyor ki? Buraya gelmek senin için çok zor olmuş olmalı. Benim için yaptıklarına ne kadar teşekkür etsem az koç. Aramız sonraları açıldı, evet doğru. Açıldı mı? Sen böyle mi adlandırıyorsun? Hayır, yapma evlat, bana bak.
Gel de yanıma otur. Özür dilerim. Bunun için artık çok geç evlat. Sana her zaman ne derdim ben? Bana cevap ver hadi. Hadi evlat, acıyor mu yoksa? Durma, devam et evlat. Bana harika olabileceğini göster. En iyi performansını göreyim. Harika olabileceğini göster hadi. Harika olabileceğini göster. Hep bunu söylerdin. Bana her zaman hep bunu söylerdin. Aynen öyle. Bana harika olabileceğini göster. Benim için yaptıklarını asla unutmadım koç. Tüm o sıkı çalışmalar, antrenmanlar ve sevgin. İlginç bir gösterme şeklin var. Seninle kalsam o büyük unvan maçlarına çıkamazdım. Bunu biliyordun öyle değil mi? Biliyor muydun? Kesinlikle biliyordun. Doğru tarafta olabilmek için onun cephesine katılmalıydım, biliyor musun? Bana bu saçmalıkları anlatma evlat. Seni sokaklardan alıp büyüttüm sahada. Ve hayatta ne doğru ne yanlış öğrettim. Gördüğüm bütün boksörlerden daha cesur ve yetenekliydi. O düzenbaz organizatörler de bunu biliyordu. Bilet satışlarını patlatmak için seni en acımasız dövüşlere soktular. Köşede kal, köşede kal. Doktor, hadi. Ben iyiyim doktor, iyiyim. İyiyim. Evet. Gel hadi. Hazır mısın? Evet. Nasıl hissediyorsun? İyi, İyi misin? Evet. Pekala. Hadi bakalım. Sana bir şey açıklayayım. İyi bir dövüşçü ile harika bir dövüşçü arasında bir fark vardır. Harika dövüşçü olmak sadece kiminle dövüştüğünle değil, kimden uzak durduğunla ilgilidir. Harika dövüşçülerin köşede onlarla ilgilenen, onlara doğru dövüşleri ayarlayan bir koçu vardır. Sen de yoktu. Araç geldi. Şimdi giriş yapıyorum. Anlaşıldı. Geçen yıl nasıldı? Tanrı'ya şükür harikaydı. 79 milyon 387 bin dolarlık kira topladık. Peki ya piyasa? Piyasa yeniden yükselişte. Mülklerimiz %20 değer kazandı. Yakında yeniden satın alımlara başlayacağız. Mesela Baton Rouge gibi bazı yerlerde fiyatlar hala çok iyi. Oldukça iyi. Rahatla biraz, ha? Tanrı senin yanında.
Şifreler ve hesap numaraları. Kira olarak 79 milyon 387 bin dolar topladık. Seninle konuşmak istediğim bir konu var Yuri. Sanki gönülsüzce konuşuyor gibisin dostum. Hayır, asla, bilirsin. Tanrı'nın lütfu çok büyüktür. Golda ve ben Kudüs'te ev bakıyoruz. Son günlerimizi orada yaşamayı hayal ettik hep. Ama sana burada ihtiyacım var Şlomo. Bunu biliyorsun. Ama bir damadım var, biliyorsun, Isaac. Artık benimle çalışıyor. Bence işi devralmaya yeterince hazır durumda. Bu yeni gelirlerin çoğu onun çabaları sayesinde oldu. O çok zeki Yuri. İşin bütün inceliklerini öğreniyor. Tanrı'ya çok şükür. Evet. Şükürler olsun. Hayır, geri çevirmek zorundayım. Kutlamayı daha iyi bir danışman alacağın zamana saklayalım. Hayır, sevgili dostum. Asla senden daha iyi, senden daha bilge bir danışmanım olmayacak. Bu değişim önerin bana savunmasız kalmış hissettiriyor. Öyle hislere kapılmanı asla istemem. Ben de öyle umuyorum. Ama sen de beni endişelendirme dostum. Damadın Isaac'i ekibimizin değerli bir parçası haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi eve git ve dinlen. Bu işi damadına devredebilmek için yapacak çok işimiz olacak. Sen Tanrı'nın lütfusun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum. Sen de güya benim gözüm kulağım olacaksın ha? Adamın bir sürü çocuğu var Yuri. Sadece iki tanesi burada yaşıyor. Damadı ofiste onunla çalışıyor ve işimizle ilgili her şeyi biliyor. Не нужна информация от ДМ. Isaac denen çocuk hakkında bana bilgi getir, tamam mı? Emredersiniz. Bebek huzursuz gibi. Ha, öyle mi? Bu gece bize sıkıntı çıkarmayacak. Duş aldın mı? Alabilirim. Neden benim durumumda birini istiyorsun? Daha bebeğim. Lanet olsun. Lanet olsun. Aman Tanrım, daha ne kadar. Bu kimdi, kız kardeşinin mi? Gidiyorsun, hadi. Orada evet, ailen, hadi. Neler oldu? Sorun mu? Hadi. Şimdi gördün mü? Bu pislikleri buradan çekin. Defolun gidin buradan, hadi. Defolun. Pislik herifler, hadi. Tatlım. Defolun. Tamam, tamam, sakin. Beni polis şuradan çağırsın. Hadi. Yanlış duymadınız. Rockman bütün gece sizi coşturacak. Süper bir gece sizi bekliyor. Ne alırsınız kızlar? İki vodka gazoz lütfen.
Hadi şimdi! Havaya! Havaya! Bam bam bam! Merhaba, bunları benim hesabıma yaz. Aha, hayır, buna hiç gerek yok. Hayır. Gerek yok, evet, ama isimleriniz ne? Aa, ben Kat, bu da Allison. Kat ve Allison. Merhaba. Hiç sanmıyorum tatlım. Rodney, hadi bakalım. Hadi dur, dışarı. Dur. Hadi. Hadi, Rodney, hadi. Dikkatim dağılmışken içeri sıvıştılar. Hadi ama dostum, yapma. Bak, o sana uygun değil. Git içeri. Sana kimliklerimizi gösterdik. Aslında o gösterdi. Seninki nerede? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Al. Hadi bakalım, elleri göreyim. Harikasınız millet. Yapma. Üzgün. Hadi gidelim. Ay, tamam. Hadi hanımlar, hadi. Canın cehenneme. Ve bu cumartesi kadınlar gecesi. Mutlaka hatunları görmeye gelin. Bir gecesi. Bam bam bam. Hey şampiyon. Adamın teki masada sızdı. İşimi baltalama. İyi, tamam, hallediyorum. Yarın öğlen bana çiftlikte eşlik edeceksin. Hadi bakalım. Hatunların masasını görebiliyorum. Hepsi çok güzeller. Şu ateşli kıza da bir bakın. Geçen ay kapı zili, bu ay havalandırma. Gelecek ay kim bilir ne olur. Kazanmam imkansız, anlıyor musun? Ayrıca o engelli kadın resmen yatağa bağımlı yaşıyor. Yatağında yaşıyor ve sistemin bütün açıklarını biliyor. Merkez adliyedeki herkes onun adını biliyor. Peki ya kocası? Yeterince makul biri ama bilemiyorum. Olay kadında. Neden? Yani şey, acayip sinir bozucu. Ama böyle ne yapayım? Peki ya sen? Söyle hadi. Bana ya muhteşem dostum, hukuk dünyasında neler oluyor anlat. Hep koştur dur. Tabii öyledir. Ama sevmediğim birini görmedim. Bu arada ev için sağ ol. Umarım 60 metre uzaktasındır. Çünkü seve seve seni tekrar içeri tıktırırım. Kavga etmek için gelmedim Amber. Ray hazır mı? Al onu götürdü. Bal da kim? Yattığın bir pisliğin oğlumu okula götürmesine izin mi verdin? Bunu bana dokunmadan önce düşünmeliydin. Sana dokunsam şu an karşımda dikilemezdin. Hakim öyle düşünmüyor. Evet, tabii her neyse. Kendine gelmen lazım Rodney. Ben daima onun babası olacağım Amber. Ne yaparsan yap. İkimize de bir iyilik yap ve onu bana düşman etmekten vazgeç. Oğlumuz benim yüzümden sana düşman değil. Lanet ve ezik olduğun için sana düşman. Hey! Gel buraya gel. Gelsene. Hepsi bu kadar. Öyle mi? Hı-hı. Ya geçen haftalar? Şimdi söyledim ya, hepsi bu kadar. Bak şu kalçaya bak be. Benimle ilgili ne düşünürsen düşün. Her zaman oğlunun annesi olacağım. O yüzden bana anne öpen diyorlar. Beni hala seviyorsun. Aa. Ah, lanet olsun. $7,500 bayım.
teşekkürler. Sağını kaldır. Hadi bakalım. Hadi vur 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 vur. Hadi devam et. Devam et, evet. Evet evlat. Vur, evet, evet, devam. Devam. Ayaklarına dikkat et evlat. Solunu kaldır işte. Hadi böyle. Sağını kaldır. Ayağa dikkat. Vur. Hadi bakalım. Vur. Vur işte bu. Hadi. Tekrar vur. Vur, vur, vur. Durma, vur. Durma. Evet vur. Hadi devam bir et. Ki. Bir devam ki. Devam et, evet. Arkadaki ayağınla hadi. Evet evlat. Arkadakini kullan. Vur, evet, evet vur. Devam et. Hadi bir ki. Hey, Nick! Nick! Bacaklar! Bacakları yayla, dizleri kır. Tamam Rod, anladım. Pekala, hadi bakalım, hadi. Hadi, 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 evet. Çabuk, çabuk. Ne işte böyle, evet. Evet, hadi, hadi. Vay canına, şu basit pisliğe de bir bak. O ne biçim kaburga öyle be adamım? Bana fotoğrafçılığı öğretmeni istiyorum. Bu işte iyiyim. Ölen bir meslek. Biraz eğitimle senin gibi piliçlerden daha iyi olurum bence. Saçma sapan konuşma Rodney. Evet galiba doğru söylüyorsun. Tamam, kendini incitmeden ver şunu. Benimki çalıyor. Nicole Brogan fotoğrafçılık. Ne? O, onun sözünü benimkine yeğlediğine inanamıyorum. Bunca yıldır şikayet eden oldu mu? O dediğin 3 sene önceydi. Yapma lütfen. Evet, evet. Tamam, anlıyorum. Tamam, en azından onunla konuşabilir miyim? Tamam. Tamam. Pekala. Ne oldu? Ajans sözleşmeyi feshetti. Şehirdeki bütün araç giydirmeleri ne yazık ki onların elinde. Bittim ben. Emin ol, eğer birine uygunsuzca dokunacak olsaydım kesinlikle o sürtük olmazdı. Senin sözüne karşılık onunki. Evet, Trump'ın Amerika'sına hoş geldin. Ha. Ne yani? Artık tacizle suçlanmadan bir kızın yüzüne düşen saçını bile düzeltemeyecek miyim ben? Dur bir dakika. Kiminle konuştuğunu unutma. O gün oradaydım. Uğraşmak zorunda kaldığım şeyleri unuttun mu? Ne oldu? Evet. Ha? Haklısın. Evet, her zaman arkanı kollarım. Kızım ben hep. Yine de bu işin pisliğini azaltmıyor. Hmm. Eskiden sektördeki en yüksek kaşeli kadındım. Şimdi ise sıradan bir zenciyim. Hadi. Ne demek istediğimi anlıyorsun işte. Evet, işte benim Amerika'ma hoş geldin. Sen konuş, benim kaçmam lazım. Alo. Öğleden sonra dememiş miydin? Merhaba. Lanet annemin ikinci kocası Rus'tu. Yani Rusları tanırım diyorsan tanırım. Bu Ruslar bitmek üzere, benim için hiçler. Bunlar kodaman adamlardır. Bunlara güven olmaz. Silahın var mı? Lanet olsun. Al şunu. Al.
Sana bugün için $1000 vereceğim. Verecek misin? Hemen vereceğini söylemiştin. Ödeyeceğim, tamam mı? İş bittiği zaman. Lanet olası zenci. Beni köşeye sıkıştırdın. Neden Alex benimle gelmeni istedi bir türlü anlamadım. Dedi ki eskiden ringlerde oldukça ateşliymişsin. Lanet olsun. Bugün neredesin biliyor musun? Benim ellerimde. Bar fedaisisin. Hepsi bu lanet olası. Adın artık popüler değil. Yo. Adın artık sadece mesai kartlarında. Beni duymazdan gelme sakın. Orası benim kulübüm aslında biliyor musun ha? Bak ne diyeceğim. Biraz daha abartalım. Artık bunu bilmesen de olur. Çünkü kovuldun. Duydun mu beni lanet olası? Artık kulüpte çalışmıyorsun. Pekala, bastır. Evet, harika. Şimdi hafifçe sağa kay. Şimdi gözlerini bir anlığına kapat. Tamam, evet dediğimde direkt kameraya bak, tamam mı? Beni baştan çıkar. Tamam. Evet, işte bu. Evet, bunu çok sevdim. Harika. Bacağını havaya kaldır. Bacağım mı? Evet, bacağını. Utangaç olma. Sadece sen ve ben varız, başkası yok. Bu çok ateşli. Sana biraz yaklaşsam olur mu? Tabii ki şapşal. Sadece kişisel alanına saygılı olmak istiyorum. Sen harika bir fotoğrafçısın. İşte böyle. Çok seksi. Tanrım, evet işte bu. Tanrım, harikasın. Evet, çok ateşlisin. İnanılmazsın. Harika. Paris. En sevdiğin pozisyon? 69, daha iyisi var mı ki? Ah, hatırlat da sana şu menajerin adını vereyim. Harikasın. Stella bu işte en iyisidir. Bütün müşterileri iş yapar. Sana da bayılır. Gerçekten inanılmaz olur. Harikasın. Kimsenin aksini söylemesine izin verme. Acayip seksisin. Pekala, gel buraya. Fotoğraflarını kontrol et. Tamam. Şey, hadi gelip fotoğraflarına bak. Çok ateşli görünüyorsun. Sahi mi? Şuna bir bak. Vay canına. Harika kokuyorsun. Artık aile işlerinizi kulübümde yapmanıza izin veremem. Her ay kendi payımı veriyorum. Biraz alana ihtiyacım var. Alana ihtiyacı varmış. Para aşırdığını biliyoruz. Kimden para aşırıyormuşum? O kulübü sıfırdan yarattım ben. Kaosu sen mi kurdun? Bu saçmalıkla uğraşamam. Hey, yürü yürü, hey! Bu şerefsizi duydun mu? Kaosu o kurmuş. Sen böyle mi hatırlıyorsun? Şehirde bir tek siz yoksunuz. Başkasını bulurum. Kahretsin Yuri! Yüklü müsün? İç cebimde. Hey! Bu bar fedaisi değil. Bu karolası Rodney Jones. Evet, lanet olası Rodney Ver Jones. Hepimiz hayranınız. Rodney MSG'de 74 kiloyu kazandığın günleri de gördük. Evet, bizim çocuklardan birini indirmiştin. Adı neydi? Kahrolası Pedro Martinez. Pedro Martinez. Ona ne oldu? Şampiyon onu ikinci rauntta indirdi. Biz de yol verdik. Evet. Peki ya sana ne oldu? Başka şeylerle ilgilenmeye başladım. Daha önce hiç timsah çiftliğinde bulunmuş muydun Rodney?
muhteşem hayvanlardır. Sadece hizmet sağlamıyorlar. Tanrı beni kutsadı. Bir köy dolusu sadık ve minnettar insana sahibim. Çok güzel işler yapmışsınız. Cansız bir bedeni yok etmek ne kadar güç, hiç düşündün mü? Akıllı bir adamın ilk düşünmesi gereken şey yeni ölmüş bir insanın cesedini nasıl ortadan kaldıracağı olmalı. Bu konuda vardığımız ortak karar şu. Önce cesedi parçalara ayırıp sonra yığın haline getiriyorsun. Tam da o noktada timsahlar devreye giriyor. Heh. Eğer 50 timsah bulunan bir bataklığın varsa insan bedenini saniyeler içinde ortadan kaldırabilirler. Bir defasında bütün bir inek leşini tamamen yediklerini görmüştüm. Toynakları, kuyruğu, eti, derisi. Buraya. Buraya bu yüzden Louisiana beyaz balina havyarı diyorlar. Yiyin hadi. Gelin. Artık benim için çalışıyorsun, değil mi? Reddetme şansımın olduğunu sanmıyorum. Sanırım yok gibi. Adı Isaac Shemtow. Bana onunla ilgili bir şeyler bulmanı istiyorum. Biliyor musun? Rüyalarımda sürekli Mark'ın öldüğünü görüyorum. Hayal kırıklığına uğramış olarak uyanıyorum. Hayal kırıklığı mı? Hı. Gebert şerefsizi. O kadar kolay değil. Çocuk istiyorum ve Mark iyi bir adam. Evet tabii, öyledir. Hepsi bunu söyler. Elbette. Disklerim hazır mı? Daha değil tatlım. Yarın öğlen tekrar uğrar mısın? Seni tekrar görürüm. Tamam. Dikkat et, sıcaktır. Nicole Brogan fotoğrafçılık. Biliyorum, evet. Vay be. Bugün ölmem lazımdı. Ama ölmedim. Kurtarıldım. Bence bu bir işaret. Neyin işareti? Değişimin. Fotoğraf makinesi lazım bana. Ne için? Aslında henüz çok emin değilim ama bu Isaac denen herifin bir açığını bulmam gerekiyor. Ne tür bir açık? İşte söyledim ya, henüz emin değilim. Sen de videoda çekenlerden var mı? Video kamerayı mı diyorsun? Filmi almak için yardımın lazım. Bana ne be? Malzemelerimi ödünç almak başka, beni bulaştırmak başka.
Bak umurumda değil. Rica etmiyorum. Bu bir tehdit mi Rodney? İhtiyacım var Nicky. Canın cehenneme. Evet sanırım bunu hak ettim. Bu o mu? Evet, bu o. Tere bakar mısın? Leke yapmış. Hiç hoş değil. Ben sana getireyim. Çok evet. Lekeyi nasıl çıkardın? Hiç değil. Yine çok güzel olmuş. Tabii güzel olmuş. Sana bir teklif sunmak için geldim. Doğru. Çok güzel. Evet. Demin ışıkları kapattığını gördüm. Orada olduğunu görebiliyorum. Haklısın canım. Hadi ama. Yaparız tabii. Tahliye işlemlerini hemen başlatacağım. Yetti artık. Öyle geri dönüş yok. Lanet beleşçiler. Kayınpederimin işi. Neden buradayım bilmem. Bu beleşçi tayfayla uğraştığıma inanamıyorum. Lanet olsun. Şu işe bak. Kahrolası beleşçiler. Lanet olsun. Merhaba. Merhaba. Burada mı yaşıyorsun? Evet, sen burada ne halt ediyorsun? Sanırım eğittiğim çocuklardan biri yanlış adresi verdi. Ha? Öyle mi? Çamaşır mı yıkıyorsun? Serinliyorum. Böyle mi serinliyorsun? Hı hı. Evet. Çok güzelmiş. Kahve içmek ister misin? Evet isterim. Aklından ne geçiyor? Ah tanrım. Neden program yorumcusu olmadım ki? Ya da herkes beni tanıyorken o şovlardan birine katılabilirdim. Ben bir dövüşçüyüm. Böyle duyguların beni ele geçiremez. Yani pozitif olmalıyım. Üvey babamın verdiği kitabı okumalısın. Ya? Aklından geçen her şeyin hayatında yaşayacaklarını belirlediğini söylüyor. Tıpkı bir tohumun bitkiye dönüşmesi gibi. Düşüncelerinden emin olmalısın. Yoksa işler sarpa sarabilir. İşte bu yüzden de hep ne istediğimi net söylerim. Program yapmayı, YouTuber olmayı ve takı koleksiyonumun olmasını evet, istiyorum. Evet, evet. Belki düşünce tohum olabilir ama onu harekete geçiren aksiyondur, unutma. Anlıyorsun değil mi? Bu hoşuma gitti. Parmakların kocaman. O kadar çok kırıldılar ki artık açılamıyorlar, şu hale bak. Ne? Aynen öyle. Nasıl? Evet işte. Benimkiler daha büyük. Ha, evet öyle. Ama benimkiler de daha siyah. Dinle bakalım. Asla duramazsın. Ne yapman gerekiyorsa yap ama başar, tamam mı? Anlıyorsun değil mi? Evet biliyorum. Kendi ilişkilerimi kuruyorum. Güzel. Tüm dergileri okuyorum. Aferin. Asla vazgeçme bak. Ünlü olanlar sadece ne gerekiyorsa yapanlardır. Evet. Kim ve RC'ye baksana. Seks kaseti çıkardılar.
Yani evet ama saçma sapan bir şeydi. Bilmiyorum. Bence orada harika görünüyordu. Ben hiç izlemedim. Ben de zırt pırt izleyip durmuyorum zaten. Emin misin? Evet eminim. Seni terbiyesiz. Canın cehennemi. Bence kadın başarı hikayesinin yaşayan örneği. Biliyorsun. Sen öyle bir şey yapabilir miydin? Seks kaseti mi? Bilmem nasıl yapılacağını bilmiyorum. Aslında bak tanıdığım bir kız var. Bir başka ünlü için seks kaseti hazırlamıştı. Yok daha neler. Daha neler neler var. Dalga geçiyorsun değil Asla mi? Asla başkasının fırsatıyla dalga geçmem ben, tamam mı? Sence öyle bir şey yapabilir miyim? Ne bileyim. Neden yapamıyorsun ki? Neyse bunlar boş konuşmalar. Benim gitmem lazım, çok işim var. Aa tamam. Kahve için teşekkür ederim. Ne zaman istersen güzel kız. Ara beni. Tamam. Kahrolası Rodney Jones. Hadi. Julio ile tanış. Seninle tanışmak şeref şampiyon. Bizim ekipten. Onu şamdan gibi parlatıyoruz. Yuri onunla gurur duyuyor. Hatta 2 sene içinde kemeri alması garanti. Tebrik ederim. Nasıl hissediyorsun? İyi. Ve sanırım Yuri'nin bahsettiği sorun için bir çözüm buldum. Isaac'in reşit olmayan bir kiracısı var. Erkek mi kız mı? Kız. Erkek daha iyi olurdu. Geldiler tatlım. Al bunu masaya götür. Tamam. Hadi. Tamam. Hayır. Annenin yanına git hadi lütfen. Hadi. Merhabalar, hoş geldiniz. Aman Tanrım, kocamansın. Umarım yemeği sen yapmamışsındır. Tavuğu masaya koydum. Garson oldum. Ev... güzel ve temiz görünüyor. Sağ ol. İstediğimiz temizlikçiyi tuttuk. Senin temizlikçini. Harika. Evet, harika. İyi kadın. Hadi otur lütfen. Sırtın nasıl? Ah, hava durumu gibi öngörülemez. Yürü nasıl? Gayet iyi. Bugünkü ilk kadehin mi bu? Sadece ahmaklar senin gibi içer. Zebur'da Tanrı ahmakları korur demiyor mu? Dürüst olanları. Suçlularla yatağa girseler bile mi? Ne demek istiyorsun? Tanrı sana pek çok şey lütfetmiş. Saygısızlık etmek istemem. Ve bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Yani sert şekilde yargılamamanı öneriyorum çocuğum. İyi bir yaşam sürüyoruz. Ailemiz Rusların işlerini yapan ilk aile de değil. Sovyetler Birliği çöktükten sonra 500.000 Rus ve Yahudi.
Yardım edeyim mi? Geçen bana sorduğun şeyi düşünüyordum. Ünlü seks kaseti işini mi? Evet. Evet, hatırlıyorum. Beni o arkadaşına tanıştırır mısın? Çoktan senin hakkında konuştuk. Ona dedim ki bak bu kız fazla iyi biri dedim. Yalan söyleme. Yok, söylemiyorum. Arkadaşım Nick belirli bir açıyla çekmeliyiz diyor. Yani gizli kamera gibi. Yani seviştiğim kişinin haberi olmayacak mı? Böylece TMZ'ye gittiğimizde daha fazla alacakmışız. TMZ mi? Hı. Senin için çok iyi olacak kızım. Gerçekten çok iyi. Ha, dur. Ağır ol. Dur. Bir dakika bak. Ne? Daha bir sürü işimiz var. Biliyorum, sorun değil. Beni yakaladın Rodney. Her zaman. Sonsuza kadar. Hı-hı. Her şeyden önce gelir. Dur. Yapamayız dur. Çekersen kimseyi açıklayamayız. En azından TMZ'deki adamıma ulaşana kadar, değil mi? Tamam. Bak, bunu senin için gerçekten istiyorum. Sende farklı bir şey var. Çok sert görünüyorsun. Üvey babam bile seni tanıyor. Bu çok uzun zaman önceydi bebeğim. 18'ime gelince kendi evime çıkmak istiyorum. O çöplükten taşınmalıyım. Bir de tabii menajer falan bulmam lazım. Biliyorsun, ne gerekiyorsa yapmalısın. Evet. Artık geleceğimi düşünmem gerek. Kesinlikle. Bu harika. Sevdin mi? Biliyor musun, gülünce çok tatlı oluyorsun. Sahi mi? Aslında tatlı demeyelim de hanımefendi gibi. Kimse bana hanımefendi dememişti. Hem güzel hem hanımefendi. Seni uyandırdı mı? Sakın durma. Devam et. (Gülüyor)
Mutlu olan insan Tanrı'nın evini mekan edinendir. Mutlu olacak ne var diye düşünebilirsiniz. Çünkü Tanrı'nın evinde inananlar için asla ve asla zorluk yoktur. Hem de hiç. Dua etmek mi istiyorsun? 3 dua günü var. Tanrı'ya şükürler olsun. Yemek mi istiyorsun? Alt katta koşar yemeklerimiz var. Et ve süt ürünleri var. Tevrat mı öğrenmek istiyorsunuz? Talmud mu öğrenmek istiyorsunuz? Levanson Shem Tov ailesi midraşımızı kurabilmek için sinagogumuza çok ama çok cömert bir bağışta bulundu. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bu cömert kardeşlerimiz için de dua edelim. Alo, web sitemi düzeltmek ne kadara patladı biliyor musun? $1,200. Bunu nereden çıkartacağım ben? Umurumda bile değil. Hazır. Ne hazır? Tamam, bir kere daha deneyelim. Biraz sola doğru kay. Tamam, gel buraya. Kalk kalk. Şimdi dizlerinin üstüne çök bakalım. Evet, harika. İşte yerin burası. Buraya oturacaksın. Bir saniyeliğine üstündekini çıkarır mısın? Üstümdekini mi? Evet. Ten rengini daha iyi yakalamalıyım. Tamam. Tanrım. Kızım sen gerçekten çok seksisin. Cidden mi? Çektiğim kızlarda %1'lik kısma girersin. Şimdi şöyle dur. Bu seni süper seksi yapıyor. Harika. İşimiz bitti sayılır. Teşekkürler. Ah, merhaba. Merhaba. Annen ya da üvey baban evdeler mi? Hayır, onlar doktora gitti. Annen bana e-posta atıp 2 aylık kirayla evde hazır olacağını yazmış. Evet, sanırım bıraktılar. Gelsene. İçecek bir şey ister misin? Hayır. Biraz erken değil mi? Evet ama evde içen kimse yok. Kravatın çok güzelmiş. Fiyatı ne kadardır? Kira. Ah. Tamam, hemen getiriyorum. Görünüşe bakılırsa bulamıyorum. İğrençmiş. Yapma. Lütfen. Bakacak mısın? Tatlım, her şey yolunda mı?
Tamam, seni biraz sonra arayabilir miyim? Bir kiracı ile beraberim. Tamam. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Ezik herif. Belki erkek seviyordur. Benim Isaac. Tamam, al içeri. Peki temsilcin kim? Nasıl yani? Sektörde değil misin? Olmalısın. Olmalı mıyım? Yani zaten öyleyim. Sadece yeni başlıyorum. Nasıl görünüyordum? Ah, harika görünüyordun. Oyunculuğun da iyiydi. Kesinlikle inandırıcıydı. Vesikalığın var mı? Yok mu? Normalde bir fotoğrafçıyım. Burada vesikalığın olmadan bir yere gelemezsin. Övünmek gibi olmasın ama... ülkenin her yerinden vesikalık için gelirler bana. Bu harika. Çok sevişiyor olmalısın. Kalçan mükemmel. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, öyle. Evet. Hadi göster. Tamam. Bu da nedir? Böyle açılıyor. Ay, kaldır şunu. Hadi kaldır, kapat. Hayır, olamaz. Adam öylece giremezsin. Annen seni istiyor. Tamam, şimdi defol. Annen seni istiyor. Nedenini söyledi mi? Nedenini söylemedi. O dinle. Bak. Sadece üvey baban olduğumu biliyorum. Zaten hatırlatıyorsun. Evet. Ama bir erkek sana hediye verdiğinde ya kalpten ya da yumurtalarından gelir. Annem hep bunu söylerdi. Bu çok önemli. Tamam. Tamam, o çok önemli. Tamam. Tamam. Tamam, hadi çık artık. Tamam. Evet. Bu arada hediye de nereden çıktı? Tamam. Çok iyi görünüyor değil mi? Evet. DVD'yi kaç güne alırım? 2 ya da 3 gün. Harika. Güzel. Yani gerçek dışıydı. Kontrolün bende olduğunu hissettim. Anlarsın. Evet, vay. Şimdi ne olacak? Rodney ekmeye başladı mı? Ne? Göreceksin. Hayır. Umarım korunmuşsundur. Elbette korundum. Elbette.
Annemin bir arkadaşının kızı Ezi'nin biriyle çıkıyordu ve seks kaseti çektiler. Ayrıldıkları zaman adam videoyu internete yükledi. Milyonlarca kişi izledi. İsteyen hala videoyu izleyebilir. Hep okul değiştirmek zorunda kaldı. Olabilir. Ama Rodney ezik değil. Yani Rodney bana bunu yapmaz. Sanırım bu şeyin kafasındaydı. Nedir? Bu şey. Kafana koy bakayım. Alo. Merhaba. Mesajımı al. Merhaba. Dinle, şu sıralar müşterilerle boğuşuyorum da. Sakın seni unuttum sanma bebeğim. Arayacaktım. Evet ama aramadın. Evet haklısın, bu benim hatam. Telafi etmen gerek. Pekala bak, başka bir arayan var, seni arayayım mı? Tamam bebeğim, görüşürüz, sağ ol. Ne diyorsun? Geçici ehliyet doğum tarihi 2001. 16 mı? Ah, lanet olsun! Her neyse, bana bir kopyası lazım. Neden? Bilmemen daha iyi. Bunun için hapse girebilirim. Hayır, girmeyeceksin. Tabii ya. Benim de işin içinde olduğum belli değil sanki. Ben hallediyorum Niki. Videoyu pazartesi günü ver yeter. Pazartesi mi? Çok erken. 2-3 gün demiştin ama. Bu işler zaman alıyor. Bak, umurumda bile değil. Adamlar bunu pazartesi günü bekliyor. Lanet olsun. Evet öyle. Aynen öyle. Eğer videoyu pazartesi günü alamazlarsa ben bir sorun yaşarım. Ve ben sorun yaşarsam sen de yaşarsın Nick. Pazartesi. Pekala Dasser, hadi hadi. Evet. Göğsünü ayırma. Evet işte böyle. Sol sol. Tamam. Biraz daha böbreğe doğru. Vücudunu esnet. Bacaklarını kır. Hadi Dasser. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun? Seni görmeye geldim. Ya anladım da sadece biraz şaşırdım. Yani geleceğini bilmiyordum. Şuraya bak, üstüm başım ter. Beni ekiyor musun? Ay yapma. Lütfen bak, sadece antrenman yapıyorum. Gelecek sefer seni de davet ederim. Olur mu? Sadece şaşırdım. Öyle görünüyor da. Hayır. Sana iyi geliyorum değil mi? Elbette öyle. Sadece şu an ilgilenmem gereken çok şey var, o kadar. Ben sana bir gün çok nazik olup sonraki gün onu umursamaktan nasıl vazgeçebilirsin anlamıyorum. Özür dilerim. Hey. Haklısın. Üzgünüm. Ben pisliğin tekiyim. Küçük penisliyim. Evet. Heh. Buna katılmamalıydın ama. Bunu senin için yaptım. Aa, vay canına. Nikolye. Çok güzel. Ben bileklik gibi takarım bunu. Tamam. Geçir bakayım bileğime. Bak ama. Ne oldu? Terliyim şu an. Şey, bu çok güzelmiş. Çektiğimiz videonun tüm kopyaları lazım. Bir sorun var. Kayıt olmamış. Aktarırken hata vermiş olmalı. Teknik bir problem yani.
Nasıl yani? Söylediğim gibi kaydedilmemiş işte. Yani yapacak bir şey yok. Canın cehenneme Rodney. Hey. Çek ellerini. Hadi ama. Zaman her şeyin ilacıdır. Hayat yaptığımız yolculuktur. Yolda yapılan kazalar değildir. Önemli olan dersini almış olmandır. Artık asla gerçek bir aktrist olamayacağım. Belki evlenip çocuk yapmak isteyeceğim ama kimse pornoda çıkan bir kızla evlenmez. Çocuk. Bu iş bitmeden önce cevap vermesi gereken sorular var. Dinlemiyor musun? Ona tuzak kurduk. Şimdi endişelenmemiz gereken porno siteleri var. Onun işleri için dememiş miydin sen? Bana öyle demişti ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Polise gitmemiz gerek. Gidemeyiz. Rodney Rus mafyası için çalışıyor. Umarım dersini almışsındır. Videoyu çeken kadın buydu. Belki görüntüler hala ondadır. İzin verdiğine inanamıyorum. Neden söz ediyorsun? Lanet bilgisayarını gördüm. Lanet olsun. Shelley! Shelley!
Shelley. Hadi ama biraz konuşabilir benden miyiz? Uzak dur. Lütfen. O benim videom değil. Umurumda değil. Yani umurumda. Mark'ı ilk kez aldattım. O da cinsel suçlu çıktı. Çok sağ ol. Kaputu aç. Merhaba. Evet orası. Tekrar dene. Lanet olası bilgisayarım nerede? Lanet olsun. Olamaz. Lanet olsun. İşim bitti. Bittim ben. Tatlım. Tatlım, bu kadar erken mi yatıyorsun? Sadece düşünüyorum. Tatlım, tatlım. İyi haberlerim var. Baban durumu halletti. Sen mi? Onu yok ettim. Hey, gel buraya, gel. Bırak beni. Neden telefonlarımı açmıyorsun ha? Ne oldu? Disklerim nerede? Kapana kısıldım ben, biliyor musun ha? Sence bundan keyif mi alıyorum ben? Bak, umurumda bile değil ama benim vaktim çok az. O zaman bunu hiç sevmeyeceksin. Ara, tamam. Sen gir. Pazartesi demişti. Ufak bir sorun çıktı. Rafi'yi hatırlıyor musun? O da batırmıştı. Düzelteceğim. Beni bu yüzden tuttunuz değil mi? Ne demek düzelteceğim? Bitmesi lazımdı. Boğazın nasıl? Sence nasıl olabilir? Biliyorsun. Kat okul tarafından bir programa seçildi. Washington'a gidecek. Eğer aranızda bir şey olduğunu sezersem o işe yaramaz aletini hemen keserim. Sence ben aptal mıyım? Ona nasıl baktığını görüyorum. Neden her şeyi çirkinleştiriyorsun ki? Ölümle yeşil kart için evlenerek bunu sen başlattın. Bu dolandırıcılığa girer. Seni sınır dışı ettirmeliydim. Bugün kendini nasıl Pekala, bu dosya tamam. Bir telefona bakabilir mi? Hemen geliyorum. Küçücük kıza o korkunç şeyleri nasıl yapabildin? Ben senin neden bahsettiğini bilmiyorum. Videosu var. Bak, ne istiyorsun? Ne mi? 100 bin dolar istiyorum. Nakit olarak.
40 bin dolarım var. Ömrüm boyunca biriktirdiğim para. Lütfen, benim bir ailem var. O videoyu çekerken ailen neredeydi? Değil mi? Evet, bu. Plan şöyle bak. Arka sokakta kıstıracağız. Tine yaklaşacak, kasıklarından yakalayacak ve dizleri üstüne çöktürecek. Tatlı olduğumu biliyorum. Ama ya karşılık vermezse? Haho, zaten vermeyecek. Ne? Tatlım, bak sen sadece plana sadık kal, o kadar. Nick çekebildiği kadar fotoğraf çekecek ve umarım buradan da bir şey elde edebileceğiz. Yani umarım öyle olur. Tatlım, bütün bana çok iş. Arkaya gelin de verdiğiniz paranın yarısını ikinize de muamele çekeyim. Muamele falan çekmeyeceksin. Tatlım, lütfen plana sadık kal, tamam mı? Anlaştık şekerim. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ha? Hispanik tipli bir adama doğru yaklaşıyor. Aa, hayatta Meksikalıyla takılmam. Ona bir çanta verdi. Çantadan bir şey çıkarıyor. Bilgisayar. Benim bilgisayarım. Meksikalı Yahudi'ye benim bilgisayarımı verdi. Lanet olsun, bunu gördün mü? Bu çok katar bir adam. Aman tanrım, sen ne katar adam çıktın be? Çık dışarı. Görüntü burada mı? Kontrol görüntü ediyorum. Burada mı? Bekle biraz. Evet. Ah, Tanrım. Şükür İyi olsun. Tamam. Yüzünü gördün mü? Hı hı. Tam şurada bak. Şerefsiz herif. Evet. Artık elimizden kurtuluşun yok. Hı hı. Evet. Sence cezalandırılıyor musun? Tanrı'nın emirlerini çiğnediğin için. Heh. Hadi Hulya, hadi. Sıkıştır onu Hulya, hadi. İşte böyle, işte. İki disk, bir de flash disk. Üç ayrı kopyası var. Senin için başka bir işim var. Ben almayayım. Bu çocuk şampiyon olacak. İyi, aferin ona. Sana da aferin. Şimdi de onu eğitmemi mi istiyorsun? Dokunulmamış altın cevheri gibi. İstersen bazı iyi koçların numaralarını verebilirim. Bana ne numaralarda? Sonuna kadar kalmalısın. Bunu yapamam. Rica etmiyorum dostum. O video geç kaldı.
gecikme için ödeme yapacağımızı mı düşündün? İstersen beni ve çalıştığım insanları dava edebilirsin. Bakalım o nasıl gider. Ya da birkaç round ayarlarsın. Şampiyon. Hadi Julio, yapış ona, yapış. Hadi ama. Hadi dostum, hadi, hadi. Sevgili Kat, şunu bil ki ayrılmamın seninle hiçbir ilgisi yok. Bu annenle bizim aramızda. Sen hem güzel hem de akıllısın. Umuyorum İsa seni hep koruyacaktır. Hayallerin gerçek olacağına inan yeter. Sana söylediğimi unutma. Hayat bahçe gibidir. İyi tohumlardan iyi ağaçlar olur. Bu yüzden Valley College için ilk yıl ücretini ödedim. Burada kitaplar ve diğer harcamalar için de biraz para var. Beni aramana sevindim. Evet, söylediklerini unutmuyorum. Vesikalığın olmadan başvuru da yapamıyorsun. Aynen öyle. Hatırlat da seni Bretman'likle tanıştırayım. Çok büyük biridir. The Crew'un yapımcısı. Yakınızdır. Seninle kesin görüşür. Biliyor musun? Benim menajerim falan olmalısın. Vay canına. Harika dudakların var. Teşekkür ederim. Böyle seksiliği ve olgunluğu çok az kızda görürsün. Hepsi şimdi birer büyük yıldız oldu. Sahi mi? Evet. Kesinlikle sen de olabilirsin. Gerçekten bana menajer bulabilecek misin? Belki birbirimize yardım ederiz. Pekala. Tatlım, kameraya bak. Gözlerini kısacık kapat. Kafanı azıcık sağa kaydır. Şimdi gözlerini aç. Harika. Bu harika. Evet. Aferin, evet, aferin. Çok iyi. Gerçekten. Harikasın dostum. Harikasın. Evet. Müthişsin. Hadi müthiş. Bakalım. Evet, çok iyi. İşte böyle. İşte böyle. Durma, 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 durma. Tamam, hadi, köşeden hadi, çık. Hadi. Lanet hadi, olası hadi, köşeden hadi, çık. Hadi kaldır. Kaldır. İşte böyle. Kaldır ellerini, kaldır. Evet. Aferin. Gardını düşürme sakın. Hadi ama. Hadi. Hadi ama neden böyle yapıyorsun? Antrenman maçı yapıyoruz. Ama bu adamlara nasıl bir yer oda tutacağız? Evet, evet. Hepsini indiriyorsun. Çok iyi olacaksın. Oluyor ama bazen sakin olmalısın. Hep %100'ünü veremezsin. Olmaz yani. Artık dikkat etmeye başlaman lazım. Lütfen. Bu Rodney Jones değil mi ya? Evet. Merhaba, ne haber şampiyon? Tek söylemek istediğim bu yani. Şatafatı görüyorsun değil mi? Biliyorsun bunlar bir sır değil. Evet, gerçi bugün korumalarını göremiyorum. Aa, demek hala oyundasın ha, tanrım. Evet, Julio Madera'nın antrenörü. 29 Mart'ta Showtime'da olacağız. Harika bir dövüş olacak şampiyon. Eldiven Para prodüksiyon. Biliyor musun? Senin bu antrenörün ve ben olimpiyatlara katılmıştık. Atletizmden Diane'i hatırlıyorsun değil mi? Aa, o konuyu mu açacaksın? Peki antrenman maçının ikinci raundunda seni yere serdiğimi, senin de altına ettiğini evet, hatırlıyor musun? Aa, tamam bak, şimdi çok ileri gittin adamın, tamam mı? Şimdi çok fazla zorluyorsun. Öyle mi?
Şimdi de ne oldu? Doktor Seuss mu oldun? Uydurma hikayeler keşke mi yazıyorsun? Keşke yumrukların da ağzın kadar hızlı ne olabilseydi. Ne istiyorsan yapabiliriz adamım. Ama bil ki aramızda kimse olmayacak. Peki koca sakalını da kesecek misin? Zorlamayacaktım ama beni mecbur bırakıyorsun. Cidden mi? Mekanıma gelip böyle mi konuşuyorsun? Evet, konuşuyorum. İstersen ben geleyim. Hadi seni gel. Bir patak bulayım. Hadi gel patakla. Söyle bakalım. Hadi İşte gel. Bu yüzden yanında korumalarla geziyorsun. O siyah poponu çıkar buradan. Tamam şampiyon. Hadi ama şampiyon. Hadi ikine. Tamam, hadi yapalım. Tamam. Hadi defol. Hadi yapalım. Tamam sen ezikleri eğitmeye eldiven devam et. Eldiven para prodüksiyon. Evet. Eldiven para prodüksiyon. Orada kal Rod. Bu gerçekten harikaydı. Adım ne demiştin? Ne? Bunu imzalaman gerekiyor. Hadi. Evet işte bu. Bugün üçüncü arayışı. Merhaba. Merhaba, benim Nick. Merhaba. Nasılsın? Neredesin? Arkadaşlarımla birlikte havuzdayım. Bugün geliyor musun? Hayır gelemem. Bugün biraz işim var. Tamam. O zaman yarına ne dersin? Hangi saat uygun? Aslında bana e-postayla gönderir misin? E-postayım? Evet. Çok fazla vaktim yok ne yazık ki. O zaman bu seni göremeyeceğim demek oluyor. Yani sana menajer falan bulmamı istemiyor muydun? Yani evet ama... Pekala. Ben sadece sana yardım etmeye çalışıyorum. Ama sen durduk yere sürtüklük ediyorsun. Lanet olsun. Hayır, öyle bir şey yapmıyorum. Normalde bu işler için tonla para alıyorum ben. Şimdi bana neden böyle tavır yapıyorsun? Sana tavır falan yaptığım yok. Neyse, tamam. Kapatmam gerek. Kapatıyorum. Lanet sürtük. Olası şerefsiz. Değersiz pislik torbası. Ve o lanet olası sürdük.
Biliyor musun, kira vermeyen biri için çok fazla şikayet ediyorsun. Hayır hayır hayır, bu ne başka oldu? Bir şey. Ne oldu? Daha önce de böyle olaylarla uğraştım. Bu videoyu kaldırtabilirim. Tamam mı? Bu siteler sıkıntıya girmek istemez. Bana güven, tamam mı? Bana güvenebilirsin, anladın mı? Ben yanındayım. Evet, o videoyu biliyorum. Alt yazılarını kendim yazdım. İnsanlar beğendi, 7000'den fazla izlendi. Adım Benjamin Cantor ve avukatım. Videoda görünen müvekkilimin kesinlikle bu konuda rızası yok. Videoyu derhal kaldırmanızı istiyoruz. O zaman kaldırırım. 750 dolarlık kaldırma ücretini ödeyin yeter. Kaldırma ücreti mi? Zaten baştan koymamanız gereken bir şey için mi? Kiminle uğraştığını bilmiyorsun sanırım. Müşterim belediye başkanının yakınıdır, tamam mı? Ve gördüğüm kadarıyla şirketin Louisiana eyaletine kayıtlı. Gerçekten belediye başkanı olan biriyle uğraşmak istiyor musun? Bakın, bana haklarımı anlatmayın, tamam mı? Onları sizden daha iyi biliyorum. Elbette öyledir. Çeki nereye yolluyorum? Çok geç. Ne? O teklif artık geçerli değil. Ne? Sizi daha sonra ararım. Merhaba Larry. Merhaba, merhaba. Hala o dedikodu sitesiyle çalışıyor musun? O zaman senin için bir şeyim var. Efendim? İşte orada. Rebay. Efendim, GM ziyaretteki Şentoğlu'na videosu çıkan kızı reşit olmadığını doğruladı. Yorum yok. Bağışlanan parayı iade edecek misiniz? Hayır. En azından eylemi kınayacak mısınız? Çünkü kurban bir çocuktu. Kayda alın. Parayı geri vermiyoruz. Lütfen bir şey. Ama reşit değilmiş efendim. Lütfen bununla ilgili birkaç sorumuz olacak. Bir açıklama yapın. Peki Isaac Shemtov kim? Masa Emlak Şirketi'nin sahibinin kızıyla evli. Neredeyse milyar dolarlık şirketleriyle başkanın kampanyasının büyük bir destekçisiydi. Şirketin başındaki Shlomo Levinson aynı zamanda şehir meclisine de üye. Marlin Nguyen, New Orleans'taki Anşe Esko... Kate! Buraya gel! Kate! Evet, çekiyoruz değil mi? Evet. Bu taraftan gideceğiz, tamam mı? Hadi. Evet, arkadaşlar. Polis kapıda. Ne yapmam lazım? Kim geliyor? Evet, burayı aldım. Evet. Burayı istiyorum. Hadi, evet, çekiyoruz değil mi? Evet. Hadi dışarı çık. Bana dokunma. Isaac Shemtov siz misiniz? Aşağı gelin. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söylediğiniz her şeyi duruşmada aleyhinize kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa sizin için bir avukat atanacaktır. Haklarınızı anladınız mı bayım? Bunları sakın unutmayın, tamam mı? Pekala. Devam edin. Suçlamalarla ilgili ne diyeceksin? Açıklama yapmayacaksın. Lütfen efendim, sorularımıza cevap verin. Herkes bir açıklama bekliyor. Damadın için bir şey söylemeyecek misin? Bende de öyle kötü bir tane var. İnsanı üzüyor. Yapabileceğim bir şey var mı peki? Teşekkür ederim Yuri. Bunlar için fazla yaşlıyım. Dinlenmen gerek. Artık buna devam edemem. Sen biraz dinlen. Sonra geleceği konuşuruz. Çünkü dostum, bu gördüğün gibi tartışmaya açık bir konu değil. On bir torununun burada neler yaptığından haberdar olmasını gerçekten istemem.
Hayır tanrım, olmaz. Seni korumam gerekirdi. Sadece fazla geliyor. Bu doğru değil. O menajeri tanırdım. Bir sürü genç boksörü mahveden şerefsizin tekiydi. Acey, sana bir şey söyleyeceğim. Her antrenör bir dövüşçüyü çalıştırabilir. Ama her antrenör bir dövüşçü yaratamaz. Ben yapabileceğin ve yapamayacağın her şeyi biliyorum. Benim hiç babam olmadı. Asla köşede arkamda duran biri olmadı. Ölecek miyim, kalacak mıyım? Tek ilgilenen sen oldun. Benim de asla babam olmadı evlat. Bana en çok koyan da hiçbir şampiyonumun olmaması. Sonunda o kemeri alman ve bütün övgünün o şerefsiz koça gitmesi beni öldürdü. Seni ben yarattım. Hemşire! 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 Süredir salona uğramadın dostum. Sizi bu yüzden çok seviyorum Bay Jones. İşlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili ender rastlanan bir algınız var. Ne komik şey ama. İlgili olduğunu düşünmediğin şeyleri aydınlatmakla kalmıyor. Sonunun nasıl olacağıyla ilgili farklı hissetmene neden oluyor. Şu haline bir bak. Dünyanın tepesindesin. Ama başından beri umrunda bile değil. Yine de bu fotoğrafta bütün o yaraları görebiliyorsun. Bütün o yaraları alarak ayakta kaldığın için ne de mutlusun ama. Harika dövüşçüler şiddet dolu bir hayat için dua etmelidir. Bu onlara kendilerini hem bütün hissettirir, hem de kendilerini tanımalarını sağlar.
daha ne kadar acıya dayanabileceğine olan merak, şiddet, muhteşem bir savaşçı için şiddet tanrı gibidir. Ama yine de onu içeri alın. Getirin. Onu içeri getirin. Sonuna kadar savaş. Arabayı getirin. Hadi. Atın onu. Hayır, beni yakalayamaz. Hadi gel buraya. Hayır, beni yakalayamaz. Çünkü senden daha hızlı koşuyorum. Evet, çok unuttum. Hadi gel. Yerleştirdikleri bu oteli ne diyorsun? Güzel. Güzel mi? Kızım neden Burcu'ya takılıyorsun? Daha önce böyle oteller görmediğini biliyorum. Evet, sanırım haklısın. Sessiz, hala kayıttayız. Peki söyler misin, bu video çekildiğinde reşit değildin ama şu an 18 yaşındasın. Bu doğru mu? Söyler misin? Evet. New Orleans'lı Rodney Jones 2004 Atina Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştı. 21 yaşında profesyonel oldu. 41 galibiyet, 5 mağlubiyetlik kariyeri var ve 3 farklı siklette şampiyon oldu. Peki, sence adalet sağlandı mı ve eğer sağlandıysa sence bu adi işlere bulaştırıldığın için bazı ayrıcalıklara sahip olman gerektiğini düşünüyor musun? Bence buna başkaları karar vermeli. Öfkeli davranmanın anlamı yok. Olumlu şeylere odaklanıp bugünü yaşamak istiyorum. Rodney Jones'la nasıl bir ilişkiniz vardı? Arkadaştık. Yakın bir ilişki miydi peki? Ne demek istiyorsunuz? Rodney 38 yaşındaydı, sense 17 yaşındaydın. Onunla ilişkiye giren bir kızdın. Hayır. Neye hayır? Ben istemiştim. Hayır. Ama o koruyucu meleği olduğumu söyledi. Yani onunla hiç ilişkiye girmedin. Hayır. Yaptığı şey yanlıştı. Bu hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir yük ama ona hiçbir kinim yok. O gün benim hayatım değişti. Sanki onun savaşma ruhu bana geçti. Umarım huzuru bulur ve iyileşirsin Kat. Umarım. Teşekkür ederim. İşte böyle. Hadi Kat, gülüşünü göster. İşte böyle kızım. Gülüşünü saklama. Bu iş sende kızım. Oruç çok popüler. O arkadaşım biliyorsun değil mi? Isaac Shemtov yargılandığına göre daha güvende hissediyor musun? Bu konuda yorum yapmayacağım. Pozitif şeylere odaklanıyorum. Yeni şovum FX kanalındaki The Crew cumartesileri saat 9'da. Elina çıkacağın için heyecanlı mısın? Evet, aslında öyleyim. O programa çıkmak hep hayalimdi. Sanırım hayat bundan ibaret değil mi? Hayalle başlıyor.
Dünya şampiyonu oluşunu hatırlıyorum. Evet, doğru. Şimdi her hafta altını temizliyorsun. Bilirsin elim yumuşaktır. Hiç şikayet ediyor mu? Etmiyor. Dünyayı yönetecek güçteki bir siyahinin bir gün kabuğuna sıkışıp kalması çok yazık. Evet ama daha önce görmediğimiz şey değil. Evet ama bu özel bir vaka. Evet, bugün kesinlikle bu dostumuzu Madison Square Garden'da izledim. Onda Tanrı'nın yumrukları var. Evet. Kan basıncı normal, nabız da normal. Durumu stabil gidiyor, hepsi normal. Tape shut, you don't let me speak, you don't let me go, you don't let me breathe. You manipulate me, tell me I'm fake, you tell me I'm wrong, that's all you say. You burn my ashes, make my tears run on my iron heart before it rusts. Probably when you walk away and leave all your footsteps and shadows behind, and probably I'll make you stay and tell you there's nothing better than my, oh my. Can't you see that eventually we have to end this? My, oh my, the ecstasy is hurting me, but you love it. Probably when you tell me you're done, make me feel used and restless. The hurricane that you create, pull me back into your arms. Oh, I can't believe that your poison hasn't killed me. I want to believe that I'm stronger than you'll ever be. Into the darkness, the pitch black mind, I don't understand why your life is a ride. Will you survive this torturous kind of love, love, love? This tape shut, you don't let me speak, you don't let me go, you don't let me breathe. You manipulate me, tell me I'm fake, you tell me I'm wrong, that's all you say. You burn my ashes, make my tears run on my iron heart before it rusts. When I open my mouth, I get told it's a lie. Survivors have the feelings denied. I'm in control now, I have everything to live for, and all you have left is hope for your recovery. Oh, I can't believe that your poison hasn't killed me. I want to believe that you're stronger than you'll ever be. I can't believe that your poison hasn't killed me. I want to believe that you're stronger than you'll ever be.